Rıdvan Dilmen'den bomba penaltı yorumu. Galatasaray zorlu Sivas deplasmanında son dakikalarda yediği golle Altındemir'e 2 puan bıraktı. Maç sonunda taraftarlar hakeme çok sert tepki gösterirken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen de Galatasaray'ın haksızlığa uğradığını kabul etti. Maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, hakem Galatasaray'ın oyunu 2-0 yapacağı penaltıları vermeyerek maçın skoruna doğrudan etki etti. Özellikle Abdülkadir Parmağan, Mertens'in önündeki topa elle müdahale ettiği pozisyon net penaltı ifadelerini kullandı. Galatasaray'ımız 15 Ocak Pazartesi günü saat 20'de Kayseri Spor'u konuk edecek. Galatasaray Kayseri'yi geçer diyenler ve şampiyonluğa inananlar videoyu beğensin. Barcelona'nın yıldızı Galatasaray'a. Galatasaray'da taraftarın sevgilisi Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre transfer operasyonunu yürüten Timur, savunmanın soluna takviye yapmak için düğmeye bastı. Sarı Kırmızılılarda sezon başından bu yana sol bek krizi sürerken Buruk'un Alonso ismi üzerinde ısrarcı olduğu iddia edildi. İspanyol ekibi Barcelona'da istediği süreyi bulamayan yıldız oyuncu Avrupa Şampiyonası'nda İspanya formasıyla yer almak için daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Marcos Alonso'nun devre arasında Katalan ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek olan tecrübeli futbolcunun sözleşmesine bir yılda uzatma opsiyonu bulunuyor. Galatasaray'da hedef sol bekin Sacha Boyé, Nuno Tavares. Sezon başında Arsenal'den teknik direktör Mikel Arteta'nın kararıyla ayrılarak Nottingham Forest'a kiralık olarak imza atan Tavares, istediği forma şansını bulamadığı için Nottingham'dan da ayrılmak istiyor. Oyun stili Sacha Boyé'ye benzeyen Tavares'in takımdan ayrılmak istemesi üzerine Sarı Kırmızılılar oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. 23 yaşındaki futbolcuyu ikna etmek için vatandaşı Sergio Oliveira da devreye girerken Tavares'ten yeşil ışık gelir gelmez Galatasaray Arsenal'le masaya oturacak. Önce Nottingham Forest'ta olan kiralık sözleşmesini feshetmesi gereken Tavares'e İngiliz temsilcisinin sorumluluk çıkarması beklenmiyor. Güncel piyasada değeri 18 milyon euro olan 24 yaşındaki futbolcu kariyerinde sahaya çıktığı 138 maçta 9 gol atıp 14'te asiste imza attı. Galatasaray'dan Depay bombası. Galatasaray'da Memphis Depay haberleri iyice alevlenmeye başladı. Birçok futbol otoritesi Depay'ın aradığı futbol ateşini Galatasaray'da bulabileceğini söylerken Hollanda basınında ortaya atılan bir iddia bomba etkisi yarattı. Yaz transfer sezonunda yıldız futbolcunun Galatasaray'la görüşme yapmak için İstanbul'a gittiğini ve şehri gezdiğini ifade eden haberde 30 yaşındaki oyuncunun Türkiye'den olumlu bir havayla ayrıldığı öğrenildi. Haberde ayrıca Depay'ın sarı kırmızılı formaya kış transfer dönemi için çok yaklaştığı da yazıldı. Galatasaray'ın sezon başında da gündemine gelen Depay için devre arasında yeniden hamle yapacak olan sarı kırmızılılarda Başkan Vekili Erden Timur'un da bu transferde oldukça ısrarcı olduğu iddia edildi. Depay bu sezon Atletico Madrid takımıyla fazla forma şansı bulamadı. Hollandalı yıldızın güncel piyasa değeri 14 milyon euro. Sarı kırmızılıların İspanyol ekibine öncelikle kiralama teklifi sunacağı öğrenildi. Galatasaray'dan forvete Mateta hamlesi. Golcü arayışları doğrultusunda transfer çalışmalarında bulunan Galatasaray özellikle İngiltere Premier Ligi'nde forma giyen isimler üzerinde yoğunlaştı. Sarı Kırmızılı kulübün gündemine gelen son santrafor Crystal Palace'tan. İngiliz ekibinin 11 milyon euroya renklerine bağladığı ancak beklentileri karşılayamadığı için gözden çıkardığı Jean-Philippe Mateta'nın bir süredir Galatasaraylı yetkililerle temas halinde olduğu öğrenildi. 1.92 boyundaki Fransız golcünün satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması konusunda İngiliz kulübüyle yapılan toplantılarında olumlu geliştiği öğrenildi. Kadrosunda hava toplarına hakim, güçlü ve fizikli bir santrafor görmek isteyen Okan Buruk'un da Mateta'ya tam not verdiği bildirildi. Galatasaray yeni Pogba ile masada. Galatasaray'da 6 numara transferinde gündemeye gelecek vadeden bir isim geldi. Fransa Lig 1 ekiplerinden Strasbourg forması giyen 20 yaşındaki merkez orta saha Habib Diara menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Strasbourg'dan ayrılmak isteyen genç yıldız adayı için kulübünün 10 milyon euronun üzerinde bir bonservis beklentisi var. Maliyeti yüksek olan genç yıldız adayıyla Juventus ve Arsenal ile ilgileniyor. 21 yaş altı olduğu için Diara Galatasaray'a transfer olması halinde yabancı kontenjanında sıkıntı yaratmayacak. Üç sezon önce Strasbourg'la A takım maçlarına çıkmaya başlayan Diara, geçen sezon 30 maçta 3 gol 3 asistlik performans ortaya koydu. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegal asıllı Fransız'ın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Torreira İngilizlerin kıskacında. Galatasaray'ın süper dinamosu Lucas Torreira'ya gelen tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Lazio'nun 18 milyon eurolara kadar çıkmasına rağmen transferini bitiremediği yıldız Uruguaylı için bu kez de İngiliz devi Manchester United devreye girdi. Dışarıdan alınan habere göre Kırmızı Şeytanlar Lucas Torreira transferi için 45 milyon euroyu gözden çıkardı. 2022 yazında Arsenal'den transfer edilen Torreira'nın Galatasaray'la 2026 yazına kadar kontratı bulunuyor. Peki sizce Galatasaray 45 milyon euroluk bedeli kabul ederek Torreira'yı bırakmalı mı? Zira bu transfer gerçekleşirse Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. Üstelik 45 milyon euro Galatasaray'ın borcunun %25'ini tek başına kapatabilecek bir meblağ. Yine de Torreira kalsın diyenler videoyu beğensin. Barış Alper Yılmaz İtalyanların kıskacında. Serie A temsilcisi Lazio, Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Galatasaray'la 8 milyon euro karşılığında prensip anlaşmasına varan İtalyan ekibi, Barış Alper'i ikna etmeye çalışıyor. Özellikle geçtiğimiz sezon Okan Buruk yönetiminde sergilediği performansa dikkatleri çeken Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatılmıştı. Aslan, genç forvet için 2021-2022 sezonunun başında 2.100.000 euro bonservis bedeli ödemişti.